Merhaba Kürsü TV izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Şanlıurfa'dan değerli bir konuğumuz var. Şanlıurfa'nın önemli gazetecilerinden Celal Çiftçi bizlerle. Hoş geldin Celal abi. Hoş bulduk Halil'im. Teşekkürler. İyi yayınlar, başarılar evet. diliyorum kardeşim. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ediyorum tekrardan yayınıma katıldığın için. Evet. Ee, biliyorsunuz siyaset e, Türkiye'de çok... Hızlı bir şekilde evriliyor. Gündemde malum seçim. Şanlıurfa'da Türkiye'nin hareketli şehirlerinden bir tanesi siyasi anlamda. Her zaman gündem olabiliyor siyaset arenasında. Güçlü bakanlar da her zaman Urfa'dan adaylar gösteriliyor hükümet kanadından. Tabi bu seçim biraz ittifak blokları iki ayrılmış durumda ve güçlü bir şekilde her ikisi de 14 Mayıs seçimlerinde öne çıkmaya çalışıyorlar. Urfa'da burada... Kilit şehirlerden bir tanesi. Orada şimdi AK Parti normalde birinci parti ama biliyoruz ki Halkların Demokratik Partisi de Urfa'da güçlüydü. Şimdi CHP'nin bu yeni dönemde Millet İttifakı ile ortak listelerde girdiği e, Urfa'da durumu ne olur? Bu adayların seçmen ve Urfa'lı seçmen bazında karşılığı nedir? E, şu an seçim çalışmaları Urfa'ya heyecan kattı mı, bir hız kattı mı? Malum bu ekonomik ortamda var ama e, kriz ortamı, ekonomik kriz ortamı. Bunlar nasıl değerlendiriyorsunuz partilerin listelerini? Ya şu anda deprem bölgesi Ramazan olduğu halde e, çok böyle bir seçim havası yaşanmıyor. Daha doğrusu Şanlıurfa ve Türkiye'de öbür illerinde de zannetmiyorum. Çünkü burada çok ciddi anlamda bir deprem yaşandı. Daha sonra bir sel felaketi. Daha hala enkazlar yavaş yavaş insanlar toparlamaya başlarken e, seçim kararı alındı. Seçim kararından e, dolayı insanlar e, çok ciddi anlamda mesela örnek vereyim. AK Parti'de 350'ye yakın aday aday e, müracaatı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 86 tane aday aday müracaat etti. Ha, e, Yeşil, Sol Parti, HDP dediğimiz e, onlar da ona yakın e, yani 60-70'e yakın aday aday müracaatı yapıldı. Yani bütün partilerde en kötüsü 30'dan aşağı aday aday yoktu. Urfa'da toplam 675 tane Milletvekili aday adayları oldu. Böyle olunca da suni anlamda geçici olsa da bir heyecan yarattı ama aday aday ile aday süreci arasında çok kısa bir süre vardı biliyorsunuz deprem dolayısıyla erken seçim kararından dolayı bu heyecan sokağa alana ciddi anlamda yansımadı. Şu süre uzun olmuş olsaydı, aday adaylığı süreci biraz uzun olmuş olsaydı en azından aday adayları alanda gezme anlamında biraz seçme havası yansıtırdı. Urfa'da bütün partiler e, aday adaylarını müracaattan sonra adaylarını açıkladılar. Özellikle e, şu anda Şanlıurfa AK Parti'nin kalesi konumunda olan illerin başında geliyor. Tabii ki burada geçmişte de AK Parti ve HDP arasında çok ciddi anlamda derinde bir çekişmeler yaşanıyordu. Bazen baş, az kala başa baş yani yüzde elli yüzde elli oylar paylaşma noktasına kadar. HDP e, daha önce de Osman Baydemir ile ona benzer e, siyasi hamleler yapıldı, büyük şehirlerde de yapıldı. Ama şu anda e, Şanlıurfa'da e, partilere baktığımız zaman, mesela örnek veriyorum e, Ak Parti özellikle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ liste başı, AB onamında. Urfa'ya yolladı. Ya yani şurada da e, Urfallar arasında da böyle hep e, siyasette konuşulan bir olay e, durumuna geldi. 350 tane aday aday olması, dışarıda Abi konumunda birini getirmesi, de Urfalla ihanet anlamına dir diye bir sürü açıklamalar yapıldı. E, burada Bekir Boz'da e, liste başı, e, Çin peki e, büyük elçisi Şanlu ve Emin Önen e, kısa bir süre önce görevde. Merkeze alınmıştı. İk, liste ikinci sırada. Abdülkadir Duşak Hoca var, üretim görevlisi. Mehmet Ali Ceveri, Osman Yazmacı, İbrahim Eyüboğlu. Böyle e, ilk e, altı e, sırayı söylersek. E, ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Mahmut Tanal liste başı. Şanlıurfa merkezde bilinen Taner Müslüman Akalı liste ikinci sıraya yer aldı. Ahmet Tüslü, Deve Partisi'nden Kontejandan liste 3'e girdi. Ee, Abdullah Yeşil, e, Gelecek Partisi'nden 4. sırada yer aldı. Yani bunlar olurken de öbür partilerde nasıl bir heyecan yaşandı? Ee, MHP bildiğiniz gibi kendi partisi ve ne gireceğini açıklamıştı Sayın Bakçelen'in. Ee, burada e, daha önce de 80 bin, 90 bin oya yakın alan MHP'de İbrahim Özyavuz 50. Lise başı olarak girildi. Ee, en çok konuşulan İyi Parti'de Emin emniyetimin e, liste başı olması. İyi Parti'de Ş Şanlıurfa'da gerçekten ciddi anlamda heyecanlar yaşandı. Bucak aile, e, ailesinden e, Ahmet Bucak adaydan müracatı yapmıştı. Daha önce de Meral Hanım'la görüşmüştü. Daha sonra Harran Belediye Başkanı e, önceki belediye başkanlarından Mehmet Öz Yavuz e, aday aday e, aday oldu. Burada listelerde e, emniyetimin özellikle e, partiye e, yüklü miktarda bağış yapılması ve söylentilerinden sonra çok ciddi anlamda parti içerisinde sıkıntılar yaşanmaya başlandı. E, burada e, Ahmet Bucak e, listede adaylarını çekti. E, kendi oğlunu e, bağımsız Siverek bölgesinde özellikle kendi oğlunu bağımsız olarak e, listeye koydu. İkinci Haram Belediye Başkanı Mehmet Öz Yavuz da listede birlikte konuşarak e, o da listede çekilince e, bu özellikle Haran Akçakale bölgesinde e, önceden de 80-90 bin oy alan MHP'ye e, ciddi anlamda alan da açıldı. Orada Hikmet Başak ne kadar da e, AK Parti'de aday aday olsa 6-7. sırada e, ondan dolayı e, çok böyle uzak olduğundan da bütün oyların Özellikle orada e, MHP kayacağını tahmin ediyorum. Siverek bölgesinde e, Fatih Bucak e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday adaydı. E, orada adaylık verilmeyince e, Siverek bölgesi özellikle en çok e, geçmişte de belediyede de 33 bine yakın oy alan Fatih Bucak o da bağımsızlığını ilan etti. Yani Urfa'da çok ciddi anlamda 3-5 e, bağımsızın yarışabileceği, partilerin kıran kırana yarışabileceği, bir seçim heyecanı yaşanacağını tahmin ediyorum. Ama şu anda adaylar daha yeni yeni e, Ankara'dan e, Şanlıurfa'ya geldiler. E, burada Bekir Bozda mesela özellikle e, bundan önce e, Sayın Mahmut Talan'ın açıklamaları vardı. Sayın Mahmut Talan e, deprem olduğundan dolayı e, sosyal medyası üzerinde de açıklama yaptı. Depremden dolayı biz e, Şanlıurfa'da e, gövde gösterisi, coşkulu bir karşılama olmayacak. Sadece tevazi bir havalanda karşılama il başkanı ve teşkilat tarafından karşılandı. Ondan sonra öbür partilerde ona benzer açıklamalar ona benzer oldu. Ama sadece AK Parti'de Bekir Boz'dan havalanda görkemli kovboylar uzun araç konvoyundan sonra şehir merkezinde geldiler. Böyle yani yavaş yavaş bir, bir birkaç gün oldu. Şanlıurfa'da seçim e, yaşanmaya başlandı ama e, bu Ramazan'dan dolayı mı, depremden mi dolayı böyle şehir merkezinde ciddi bir seçim havası yaşanmıyor. Açık ne söyleyeyim. Bir de alışkın olmadığımız bazı olaylar yaşanıyor. E, bu yeni cumhurbaşkanlık sistemine göre geçmişte Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, bazı bakanlar aday aday olmadan önce a, görevlerinde istifa ederlerdi. Şu anda e, Adalet Bakanı e, görevin başında Urfa'da e, seçim çalışması yaparken adeta arkasında 5-6 e, araç e, polis güvenlik e, güçlerini görüyoruz. Daha sonra bazı toplantılara e, artık stratejik mi özel mi bilmiyorum. yok. E, Urfa'nın e, adliyeden Adalet Bakanı olduğundan dolayı bas savcısını da bazen görebiliyoruz. E, yani bu e, Türkiye farklı bir seçim olacağını düşünüyorum. Çünkü biz alışık olmadığımız bir olay. E, aday aday olmadan önce görevlerinde istifa edilirdi. E, sade bir vatandaş olarak aday aday olurlardı. Şu anda hem aday e, olarak karşımıza çıkıyorlar hem bakan olarak karşımıza çıkıyorlar. Tabii ki böyle de olunca bütün kurumlardaki yetkilerini de kullanabiliyorlar. E, bazı toplantıda valiler de katılabiliyor. Belediye başkanları da. E, böyle e, Şanlıurfa'da bu tarz bir heyecanla, daha yeni yeni heyecanla seçim startı verildi. E, Urfa'da e, adaylar nasıl karşılandı derseniz açık ne söyleyeyim e, AK Parti'de çok böyle mutlu edici, heyecan verici bir e, coşkuyla karşılanmadı. Her yıl, e, her dönem seçim dönemlerinde kapalı spor salonu tıka basa dolan AK Parti'de bu dönem göremedik. Çünkü bunların başında e, e, üç dönem kurallarına takılan Kasım Gülpınar e, listede yok. E, o e, olmadı çünkü onların epey milit kitlesi olduğundan dolayı salona tıka basa dolabiliyordu. mitik alanında gövde gösterisi yapılabiliyordu. Ee, buna bakınca Kasım günü aday olmadıktan sonra e, Cumhurbaşkanı, daha doğrusu AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, danışmanı olarak göreve atandı e, hemen arkasında. E, böyle e, devam ediyor Urfa'da. Bu, bunu söyleyebilirim. Sayın Tanan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yani şu an listelere baktığımız zaman e, Urfa halkının söylediğini söylüyorum. Yani kamuoyundaki izlerimi söylüyorum, şahsım çok değil. önemli, çok önemli. E, En azından e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ilk dördü çok iyi olduğunu, Sayın Tanal e, Urfa vekili olmadığı halde İstanbul vekiliyken Urfa'nın sorunları bizzat ilgilerini çözmeye çalışan, mecliste dile getiren bir vekil olarak liste başı olması Şanlıurfa'nın bütün ilçelerinde ve merkezde e, ciddi anlamda eee sevişle karşılanda ikinci sırada avukat Müslüm Akalın e, geliyor. E, Müslüm Bey e, pardon 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 karıştırmayın. E, he Müslüm Akalın. E, çünkü eski avukatlar olunca karıştırıyoruz. Müslüm yani Akalın. sırada Müslüm Akalın. Evet. Evet. Ahmet İki, e, ikinci sırada Müslüm Akalın. Gel. Müslüm Akalın şehir merkezine gerçekten tarihi anlamda baktığımız zaman şehrin tarihi konumunda çok e, kendini iyi yetiştirmiş ve şehir merkezine sevilen biri. Üçüncü sırada e, Ahmet Tüysüz, e, Deva Partisi il başkanıydı. E, aday aday olmak için istifa etti ve aday oldu. Üçüncü sırada Ahmet Tüysüz'ü görüyoruz. Gerçi partide sevilen sayılan biri. Dördüncü sıra Abdullah Yeşil var. Abdullah Yeşil de Gelecek Partisi il başkanıydı Şanlıurfa'da. E, Kontajcandan dördüncü sıra yer aldı. Yani burada e, CHP'nin, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesi, Urfa'da fena değil. E, AK Parti'nki e, küskünlükler olmasına rağmen orada da e, Urfalılar bir karşılığı şey var ama burada özellikle e, İbrahim Eyüboğlu var. E, Seydi Eyüboğlu'nun torunudur bu. Yani önceki Şanlıfa milletvekilinin e, Seydi Eyüboğlu. E, Şevana aşiretine mesul. Bu listede ne ee, hikmetse aşiretinden üç kişi ilk altıda görebiliyoruz. Ee, bu böyle bir olay var. Ee, Şeyh Aşireti hep bu liste AK Parti listesinden e, üç kişinin yer almasından dolayı tepkilere de yol açtı. Sadece bir aşiret bir şey değil. Ee, burada e, İbrahim Meyveoğlu'nun özellikle altıncı sırada stratejik bir yere konulması kasıtlı değil. E, e, yani tesadüf değil kasıtlı konulduğunu. Yani Urfa'nın en azından altı hedeflediğini, e, Seydeyeboğlu'nun e, seçim anlamında e, bu işten çok iyi olduğu söylenebilir Urfa anlamında. Aşiretlerde de ilişkiler çok iyi. Yani burada e, AK Parti'de de e, böyle bir e, olay olacak. Yani küskünlükler tabii ki 350 tane aday adayı olduğu bir yerde yaklaşık e, net olmamakla birlikte küskünlükler olur e, yer alınmaması lazım. Ee, önceki e, Şanlıfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Niyaz Çiftçi e, aday aday oldu maalesef burada e, yer verilmedi. E, daha önceden Karaköprü'de bağımsız Belediye Başkanı seçilip daha sonra Ak Parti Büyükşehir Ak Parti'ye geçip daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olan e, Ak Parti kuruluşundan bu yana görev alan Niyaz Çiftçi e, yer verilmedi e, görebiliyoruz. Ondan sonra eee İyi Partide de zaten az önce anlattım. Emniyetim Şanlıurfaspor kulüp başkanı eee Şanlıurfaspor'u e, şampiyonluğa e, giden bir takım. Onun başında olan eee kulüp başkanıydı. Emniyetim iş adamı. E, o da şu anda İyi Parti listelerinde Mersa ve Aşireti Şehir merkezinde e, sevilen bir aşiret mensubu. Emniyetim de liste başı olarak e, devam ediyor. İkinci olarak da ee, önceki e, Bozava Belediye Başkanı e, Arısoğlu'nun e, yeğeni e, Ali Arısoğlu, avukat Ali Arısoğlu İYİ Parti ikinci sırada yer almaktadır. E, tabii ki onların hedefi 3-5 ama e, o, onlar da İYİ Parti Urfa'da biri garanti gibi alacak, ikiyi de almakta zorlanacak tahmin ediliyor. E, ondan sonra MHP'den e, Harun ve Akçakalı'da özellikle e, Geçmişinde birikimi olan İbrahim Öz hem milletvekili hem liste başı bir de Haram Belediye Başkanı'nda kendi oğlu. Önceki böyle bir art avantajları var. Haram bölgesinde ciddi adayların olmamasında İbrahim Öz Yavuz'un elini de güçlendirdiği söylenebilir. Ama burada Cumhuriyet Halk Partisi şehir merkezini çok ciddi anlamda temsil etmektedir. Şey AK Parti'ye baktığımız zaman şiddetli çok şey değil, kırsalı özellikle e, ele almış durumda. Böyle evet. listeler dengelenmiş Urfa'da diyebilirim. Evet, şimdi Medya Yansıyan bugün bir olay vardı. Aday tanıtım toplantısında bir spor salonunda Bekir Bozdağ konuşurken, Urfalı AK Partililer, artık Urfalı seçmenler bir anda salonu boşaltmaya başladılar. Bu bir tepki miydi? Bunu nasıl yorumlamalıyız? Yani bu artık e, Urfa'da insanlar e, tamam... E, Bekir Bey Urfa'ya gelmiş saygı diyoruz ama Urfa'lı artık dışarıdan İtalya'da istemiyorlar. Nasıl ithala istemiyorlar? Bu hatayı bütün siyasi partiler yapmakta. HDP'sinden tut AK Partisi. AK Parti özellikle 350 aday adayın içerisinde çok güzel böyle abilik yapabilecek, toparlayabilecek ender insanlar vardı. Maalesef onlara verilmedi. Sayın Bekir Boz'da alınıp Urfa'da abi konumuna getirildi. Bir de Kasım günü planı listede olmamasından dolayı e, listeler tepki anlamında salon boşaltıldı. Sizin de gördüğünüz gibi o tarzdan yansıdı. Ee, Urfa'da seçmenin eylemini e, ne yönde şu an? Yani, millet İttifakı mı e, önde, Cumhur İttifakı mı önde genel anlamda? Ya şu anda e, Cumhurbaşkanı seçimine baktığımız zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu %60'a yakın alacağı tahmin ediliyor. Neden %60'ı e, söylüyorum? Urfa'yı 3'e üçe, e, üçe bölmek gerekiyorsa e, üçte, e, %40'ı e, AK Parti, %30'u e, HDP, e, 30, HDP, yüzde pardon %30-35'i HDP, %25 civarında da e, Millet İttifakı görüyoruz. Yani burada e, şeye vurduğun zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanlığında Urfa en az %50-60 alacağını tahmin ediyorum. Ee, burada e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Urfa'nın kalesi olduğu, kendinin kalesi olduğu ve yavaş yavaş kalenin de kaybettiği görünüyor. Yani bir de partide e, 21-22 yıldır artık metal yorgunluk. İnsanlar e, burada çok ciddi enerji sorunu, e, tarımsal sulama, ekonomik kriz, deprem, e, sel felaketinden dolayı e, çok böyle hızlı toparlama anlamında olmadı. İnsanlar, Şanlıurfa GAP'ın merkezi, GAP'a verilen önem ortada. GAP %47 tarımda gerçekleşti, yüzde %53'ü daha halen gerçekleşmemiş bir durumda. Enerjide %97 gerçekleşti. GAP daha önceden AK Parti hükümetinin ilk yıllarında, daha önceki yıllarda baktığın zaman Başbakanlığa direkt bağlı olan bir kurumdu. Yani birinci ligden üçüncü lige düşürüldü bir kurum. GAP idaresi şu anda e, adeta üçüncü ligde mücadele ediyor. E, tarım Bakanlığı'na bağlı e, müşavir anlamında bir kurum anlamında, daire başkanı anlamına geldi. Bu da e, hükümetin GAP e, bölgesine verdiği değeri ortaya koyuyor. Böyle de olunca e, geçim kaynağı tarım olan Şanlıurfa'da da sanki kırgınlık yaşanıyor durumlarda. E, Şehir hastanesi 3 sefer temeli atıldı. Daha ne inşaatı yapılmakta. 3 sefer sağlıkta 6 ay randevu sistemi veriliyor Urfa'da. Sağlıkta ciddi sıkıntı. Eğitimde had, had safhada sıkıntılar yaşanıyor. Sınıf mevcudu 47, 50, 60 kişiyi buluyor Urfa'da. Ee, bazı okullarımızda 7, 8 bin, 10 bin olan okulumuz var. Öğrenci sayısı ciddi ama bir ilçe kadar önemli. Urfa'da 670 e, Bin öğrenci mevcut Şanlıurfa'da. Yılda yüz bine yakın e, çocuk doğuyor. E, buna göre entegre, konut, eğitim, sağlık e, olmadığı zaman böyle bir tür sorunlar yaşanabiliyor. Ondan dolayı son yıllarda Şanlıurfa'da AK Parti ciddi anlamda kayıp e, kay kaybettiğini söyleyebilirim. Tabii siz çok tecrübeli bir gazetecisiniz. Urfa'nın Urfa genelinde çok net özetlediniz. Burada yola çıkarak Türkiye ile ilgili pencereyi nasıl görüyoruz? Yani Türkiye'deki Türk, bu seçim e, sonucu ne olur 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanlığı hem de 28. dönem parlamento seçimleri? Yani Türkiye'de e, görünen Milli milli e, Millet İttifa e, adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı e, bir ay öncesine sormuş olsaydınız en az 15 16 puan fark atacağını söyleyebilirim. Şu anda çok ciddi fark olmayacağını düşünüyorum. E, burada eee Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi belki e, cumhurbaşkanlığını alabilir ama e, mecliste çok ciddi anlamda e, gücünü kaybedeceğini tahmin ediyorum. Çünkü listelerde e, ittifaklara mesela örnek veriyorum 3 tane dört tane parti toplasan puanları istatistiklerde e, 5 yokken 38-40 e, 40'a yakın vekil verilmesi doğru yanlış bir olaydı. Tamam masa üzerinde ittifaklarda grup alabilir. Herkes kendi listesinde olabileceğini düşüncesinde olan biriyim. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye genelinde mecliste ciddi anlamda e, kan kaybedileceğini tahmin ediyorum. E, ama e, Cumhurbaşkanı sisteminde 55-58 arasında birinci turda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu alacağını düşünüyorum. Ama e, ya bir gün sonrasında Türkiye ne olacağı hiç belli değil. E, Cumhuriyet Halk Partisi hata yapmasa, bu tarzda giderse, insanların değeriyle oynamasa, bir sıkıntı olmasa bu görünen bu. Ama karşı tarafta ciddi anlamda Cumhuriyet ittifakından İttifakı hamleler gelmeye başlandı. Ee, AK Parti e, Cumhur ittifakında herkese masaya otururken sorun olmuyordu. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi e, oturduğu zaman kıyametler kopuyor. İşte altılı masa, bilmem ne masa e, ayağı kırıldı, bilmem ne yapıldı. Böyle sorunlar yaşanıyor. İşte özellikle e, İyi Parti'de baktığım zaman İYİ Parti'de aday listesi ciddi anlamda e, Türkiye genelinde e, herkesi kucaklayabilecek e, liste ol, olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü orada da duygusal davranıldı. E, teşkilatlardaki birçok insan e, yıllarca e, İYİ Parti'ye e, gönül vermiş, emek harcayan insanın listede olmadığını görünce bir, birkaç gün içerisinde liste gelip listeye giren bir sürü insanı görünce de teşkilatlarda kırgınlık yaşanacağını AK Parti'de ise e, şu anda özellikle e, AK Parti'de Binali Yıldırım'ın e, Sayın Cumhurbaşkanı yakın davranması e, 8'li ittifaktaki ki e, liderlerle e, Cumhurbaşkanı yakın poz vermesi e, bunlar e, çok ciddi anlamda sandığa yansıyacağını zannetmiyorum. E, geçmişe baktığım zaman e, AK Parti'nin e, vaat ettiği, söylediği bütün şeyler başına geldi. Mesela deprem dedi, bilmem neler dedi. Türkiye'de depremler yaşandı, ona benzer olaylar oldu. Ama e, bunu da takdir etmek lazım. E, AK Parti 21 yıllık bir ülkede hep seçimleri kazanan, e, 10 yılı mükemmel geçen bir iktidar anlamına geldi. Son e, yıllarda ise Cumhurbaşkanı etrafı adeta kasıtlı boşaltıldığı, ee, kendi yandaş var e, kendi ar yol arkadaşlarını uzaklaştırdı ve hata etmeye başladı insanı çünkü beşeriz ee, sen cumhurbaşkanında ciddi anlamda metal yorgunluk ve çevresini kaybettiğini söyleyebilirim bir evet. de bu dep depremden dolayı da e, gerçekten vatandaş sınıfı geçti ama hükümet sınıfta kaldı e, düşünün üç gün dört gün enkaz e, insanlar enkazın altında e, yetişemedik. Oldu hepimiz burada yaşadık çünkü bizde de biz de bir depremzadeyiz. Biz Bize de o sorunları yaşadık. E, i̇kinci üçüncü günü Adıyaman Maraş öbür bölgede çok kötü oldu duyunca Urfa'lılar kendi yarasını bırakıp o komşu illerine herkes götürdü. Ben e, Adıyaman'da e, daha önceki ticari sanayi odası başkanıyla bir grup e, iş adamıyla da otururken. E, asla gözleri dolarak bana dediği şu bu. Urfa asla Urfa'lı Urfa silerek Hilvan Urfa'yı unutamayız. Urfalar olmasaydı acıkta ölürdük. Onlar e, imdatımıza onlar yetişti. Böyle gözleri dolarak ağlayacak şekilde demesi ben de gerçekten duygulandırdı. E, yani biz e, vatan olarak millet olarak çok ciddi anlamda e, zor şartlar içerisinde geçtik de halen geçiyoruz. E, ama e, bu e, sistemde e, Meral Hanım dediği gibi öcübe sistem bu ülkeyi uçurma götürdü. E, kime, kimle konuşsa konuş artık bu sisteme iflas ettiğini, e, bu sistemle yol gidemeyeceğini ama e, süre halen e, çok e, kısa gibi görünse de e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, böyle ben geçmişe dönsem parlament sisteme geri döneceğim. Hata yaptım bakanlardan dolayı Etrafını temizleyeceğim. Böyle bir vitrine de çıkarsa seçimi, kaybedecek seçimi de alabileceğini düşünüyorum. Evet. Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler. Biz Selam. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Ali kardeşim.